Çin'de çok acil çözümlenmesi gereken sorunlar varken, iç ve dış borçların trilyon dolarlara yaklaştığı, işsizliğin, açsızlığın had safhaya ulaştığı, her dört gençten birinin işsiz olduğu, terörün her gün yüreklerimizi kasıp kavurduğu, basının ve bilimin dört duvar arasına hapsedildiği bir süreçte yapılacak hiçbir iş kalmamış gibi iktidar yine nikahı kimi kıyacağı ile uğraşmaya başladı. İktidarın müftülükleri de resmi nikah kıyma yetkisi veren kanun tasarısını tekrar tekrar gündeme getirmesi, yaşamakta olduğu çöküşü sistematik tehditlerle bertaraf etmeye çalışmasıdır. Biz kadınlar sormak istiyoruz. Kadınlar her gün öldürülüyorken, her gün tacize, tecavüze, şiddete uğruyorken, yoksulluk içindeyken, çalışma hakları ellerinden alınıyorken, özgürlükleri gasp ediliyorken, tek sorunumuz evlenme akdinin müftü aracılığıyla çözüme kavuşturulması mıdır? Sizler medeni kanunun kadınlara verdiği haklardan neden rahatsız oluyorsunuz? Mevcut şartlarda Türkiye'de evlendirme memuru sayısında bir sorun yoktur. Buna rağmen müftülüklere de bu yetkinin verilmesi sosyal hayatta dini tahakkümün dayatılması içindir. Türkiye'de çocuk istismarlarının, tecavüzlerin büyük çoğunluğunun dini nikah kisvesi altında yapıldığı düşünüldüğünde bu tasarının nasıl bir gaflet olduğu daha rahat görülecektir. 12 yaşında imam nikahına, 6 yıl sonra imamın kıydığı resmi nikaha çocuk gelinlere izin vermeyeceğiz. Müftülük kurumu İslam ile özdeştir. Resmi nikahın müftülerce kıyılabilmesinin önünün açılması Türkiye'deki aile yapısının dini bir dayatmadır. Bu topraklar dinine sahip çıkan, geleneklerine ve göreneklerine bağlı olan insanların evidir. Bu insanların %90'dan fazlası zaten Müslümandır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk devleti olmakla kadınlar evlenirken medeni kanunla hakları güvence altına alınmıştır. Evlilik akdinin müftülerce yapılmasının önünün açılması, din ve devlet işlerinin birbirine karıştırılmasıdır. Bu da laiklik ilkesine aykırıdır. Ancak endişeyle görüyoruz ki iktidar bu ve bunun gibi uygulamalarla laik düzeni yavaş yavaş sinsice yok etmeye çalışmaktadır. Bir arada yaşamımızı sağlayan, laikliğe açılan bir gedik, toplumsal kutuplaşmayı derinleştirecektir. Bugün daha net görüyoruz ki siyasi iktidarın da son yıllarda dava dediği şey laiklik düzeninin yıkılması davasından başka bir şey değildir. Biliyoruz ki düzenlemeyi getirenlerin en büyük korkusu direnen, mücadele eden kadınlardır. Türkiye'de kadınların sosyal statüsü 1926 medeni kanunu ile resmen tanımlanmıştır. Bizlere düşen bu medeni kanunu daha ileriye taşımaktır. Biz Atatürk devrimlerinin uygulayıcısı kadınlar olarak kadını toplumdan dışlayan her tür uygulamanın karşısında olduğumuzu ve mücadeleye devam edeceğimizi bir kez daha duyuruyoruz. Bu düzenlemeyi derhal geri çekin. Yaşasın tam bağımsız, layık, sosyal hukuk devleti, yaşasın kadınlar, yaşasın hak, hukuk. Thank you.